gerek uluslararası mevzuatta gerekse de Türkiye'nin kendi iç mevzuatında temel haklar özüne dokunulmadan sınırlandırılabilir denilmekte. Yani aslında şöyle bunu tanımlayabiliriz. Bir hakkı sınırlandırılacaksa bile, belli meşru sebepleri varsa sınırlandırılabilecekse bile, bu hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde sınırlandırılamaz. Anayasal teminat altında olan bir durumdur bu. Tecrit konusuna gelecek olursak eğer, mutlak bir iletişimsizlik hali söz konusu. Bu da temel, yani iletişim hakkının, işte aile hayatına saygı hakkının, avukat görüş hakkının özüne dokunulacak şekilde ihlal edildiği anlamına gelmektedir. Yani bu durum aslında modern hukuk sistemlerinde alışılagelmiş ya da işte benzeri olan bir durum değil. Yani Sayın Öcalan özelinde uygulanan ve tamamen hukuktan bağımsız aslında. Çünkü zaten bunun hukukla açıklanabilir bir durumu yok. Bunun hukuka aykırılığı zaten tartışmasızdır. Bunun asıl sebebinin hani genel siyasetin ve Türkiye gündeminin belirlediği bir durum açıkçası. Çünkü Sayın Öcalan'dan gelebilecek olan öneriler veyahut eleştiriler ya da onun fikirlerinin duyulması istenilmiyor. Bu sebeple de bu şekilde bir işte mutlak iletişimsizlik hali dediğimiz tecrit uygulanmasına başlanıldı. Yani bu aslında bir özel savaş stratejisidir ve bu şekilde de devam ettirilmekte. İktidar kendinden yana olmayan bütün her şeyi bastırmak istemekte, yani onun görünür olmasını istememekte. Bunun zaten en tipik örneğini ve belki de en güncel örneği Merdan Yanardağ örneği olabilir. Yani tecridi gündeme getirdi diye tutuklandı maalesef şu an. Aslında hani burada hep şeyden de bahsedildi, ifade özgürlüğünü kullanmış ve bu sebeple de işte tutuklanmaması gerektiği üzerine duruldu. Ancak yani bu tecrit gerçeğinin de üzerinde durulması gerekiyor. Hukuksuzluğa karşı herkesin ses getirmesi gerekiyor. Çünkü hukuk herkese lazım. Yani burada asıl temel baz alacağımız şey hukukun üstünlüğüdür. Hukukun emredici hükümlerine uyulması gerekir. Yani bu sebeple gerek hukuk örgütlerinin, gerek baroların, siyasi partilerin hukuk düzleminde bunu değerlendirip bu hukuksuzluğun önüne geçmesi gerekiyor. Bu tarz uygulamalar devam ettiği sürece kazanılmış olan, yani yıllarca verilen mücadele sonucu kazanılmış olan temel insan hakların da aslında artık tehlikede olduğu, yani devletler tarafından ya da veyahut iktidarlar tarafından ihlal edilebileceği anlamına geliyor. Yani dolayısıyla temel hakların artık askıya alınabileceği tehlikesini ortaya koymakta. Yani burada aslında bir temel insanın temel hak ve hürriyetlerinin tehlikede olduğunu göstermektedir. Bu sebeple de bu hatadan dönülmesi gerekiyor ve hukukun işlerini kazanması gerekiyor.